Köy enstitüleri, Cumhuriyet'in hem öğretmen eksikliğini hem de köylerin geri kalmışlığını tek hamlede ortadan kaldırmak için açılan okullardı. Çok eleştirildi, çok beğenildi. Aradan 80 yıl geçmesine rağmen hala konuşuluyor. Bu videoda köy enstitüleri hakkında aydınlar neler söylemiş onları inceledim. Yoruma kaçmadan yalnızca söylenenleri aktarmaya çalıştım. Akademik olarak muhafazakar ve sol aydın sınıflandırması yapılmış. Ben destekleyenler ve eleştirenler olarak bir ayrım yaptım. 1940 yılında Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel öncülüğünde köy enstitüleri kurulur. İkinci Dünya Savaşı yıllarında köy enstitüleri Türkiye geneline yayılır. İkinci Dünya Savaşı sonrası değişen dünya dengeleri tek parti iktidarının da politikalarını değiştirir. Sovyetlerin boğazlardan üs istemesi, toprak talebi karşısında Türkiye, Amerika ve Avrupa'nın olduğu Batı cephesine doğru kayar. 1946'dan sonra Soğuk Savaş'ın etkisiyle antikomünist söylemler artar. Köy enstitüleri dergilerinde yayımlanan bazı yazılar, sol aydınların köy enstitülerine yaptıkları ziyaretlerden dolayı enstitülerde komünizm propagandası yapıldığı söylenir. Enstitülerde yapılan karma eğitim de belli bir kesim tarafından eleştirilir. Köy enstitüleri komünizm söylemleri sonucunda 1954'te kapatılıp öğretmen okullarına dönüştürülmüştür. Şimdi biraz sonra vereceğim örneklerde ben kendim bazı düzenlemeler yaptım. Bunlar şöyle oldu. Mesela alıntıladığım cümlelerde anlam düşüklükleri vardı, anlatım bozuklukları vardı. Bunları düzelttim. Bazı kelimeleri de bugün kullanılan haliyle değiştirdim. Şimdi köy enstitülerini destekleyen görüşlerle ilgili örnekler vereyim. Kemal Ünal'la başlayalım. Kanunda öğretmenler bilimsel bir şekilde yaptıkları tarla, bahçe, atölye gibi yerlerle köylülere örnek olup rehberlik ederler diyor. Demek ki öğretmen köyde yalnız çocuğun değil, üretimin de kılavuzu olacaktır. İsmail Hakkı Tonguç. Bu öğretmenlerin her biri bisiklet, motosiklet, otomobil veya motor kullanmasını, bir müzik aletini çalmasını bilen canlı ve yeni insan olacaklardır. Bunlar babaları olan bugünkü köylüler gibi zamanın ve mesafenin esiri olmayacaklar. Zaman ve mesafeyi yenebilen aydın köylüler olacaklar. O zaman Türkiye'de sıkıntılı, perişan, harap köy kalmayacaktır. Köy enstitüleri işte bu ideali yerine getirmek için kurulmuştur. Kemal Turan. Köy enstitüleri kısa bir zamanda Türkiye'de en ücra yerlerde de öğretmensiz çocuk bırakmayacaktır. Enstitüler Türk çocuğunu şimdiye kadarkilerden başka bir tarzda yetiştiriyor. Bu sistem köy çocuğunu topraktan ayırmadan ona toprağı daha iyi işlemeyi, evini, aletlerini onarmayı, hayvanlarına bakmayı öğretir. Ancak köy çocukları bu bilgileri tarlada ve atölyede edinirlerken kitaplarda da aynı şeylerin anlatıldığını görür. Böylece öğretmen onlara her işte kitaptan faydalanmanın mümkün olduğunu öğretir. Hasan Ali Yücel, 1943 yılında Eskişehir Köy Enstitülerinde komünist propagandası yapıldığına dair şikayet olmuştur. Sanıklar savcılığa verilmiştir. 1944 yılında haklarında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş. Unutmamalı ki ihbarı yapanlar da aynı enstitü öğrencileridir. Bütün mesele bu çocukların durmadan kitap okumalarıdır. Okudukları kitaplarla açılan zihinlerinin işlemesiyle köydeki durumlardan rahatsızlık duymuşlardır. Bunu hangi milliyetçi Türk istemez anlamıyorum. Başka türlü bu halk nasıl uyanır? Köy enstitülerinde hiçbir zaman kız erkek birlikte yatmamıştır. Hiçbir zaman buraları komünist yuvası olmamıştır. Mehmet Başaran. Ülke sanki bir komünist istilasından kurtarılıyordu. Listeler hazırlanıyor, uydurma belgeler ortaya çıkıyordu. Hakaret için Tonguç yetiştirmeleri, Hasan Oğlan yetiştirmeleri deniliyordu köy öğretmenlerine. Köylünün eğitilmesi, yönetimde söz sahibi olacak milletvekillerinin çıkarılması demektir. Enstitülerde sorgulayan ve haksızlıklara karşı çıkan insan yetiştirilmiştir. Sorgulayan, haksızlıklara karşı çıkan insanlar bazı kesimleri rahatsız etmiş ve bu kurumları kötü göstermeye çalışmışlardır. Talip Apaydın. Enstitülerde kız erkek öğrenciler arasında saygı çerçevesinde bir arkadaşlık ilişkisi vardı. Kız öğrencilere yöneltilen söylemler iftiradır. Kız erkek öğrencilerin arasında ahlaksız davranışlarda bulunulmamıştır. Sabahattin Eyüboğlu. Köy enstitüleri zor şartlara sahip bölgelerde kurulmuştur. Öncü bir aydın kadro yetiştirme amacında olduğu için bazı kesimlerin hoşuna gitmemiştir. Öğrenciler eski usullerle değil, İş eğitimi çerçevesinde yetiştirilmiştir. Dinsiz, vatansız, şımarık, kız erkek bir arada yatıyor gibi iftiralar doğru değildir. Enstitüler Türk kültürüne uygundur ve köyün sorunlarına çare olacak kurumlardır. Mahmut Makal. Köy enstitülerinde verilen eğitim ileriye dönüktür. Bu kurumlarda yetişen öğrenciler sorgulayan ve haksızlıklara karşı sessiz kalmayan karakterlere sahip olacaktır. Fakat enstitüde okumuş oldukları kitaplar nedeniyle bazı çevrelerin propagandalarına maruz kalmış olabilirler. Enstitülerde öğrencilere ihtiyaç duyacakları bilgiler öğretildi. Ezbere dayalı bir eğitim yoktu. Üretim odaklı eğitim anlayışı esas alınmıştır. Şimdi destekleyen görüşlerde isimlerini andığım bazı kişileri hiç duymamış olabilirsiniz. Bu kişiler köy enstitülerinden eğitim almış,
hatta orada öğretmenlik yapmış kişilerdir. Sabahattin Eyüpoğlu, Kemal Turan, Mahmut Makal gibi isimler bu kişilerdendir. Hasan Ali Yücel zamanın Milli Eğitim Bakanıydı. Zaten köy enstitüleri kurulmasında önce olmuştur. İsmail Hakkı Tonguç ise köy enstitüleri dediğimiz zaman İsmail Hakkı Tonguç ismi her yerde duyacaksınız. İlköğretim Genel Müdürlüğü yapmıştır. Kendisi köy enstitüleriyle de yakından ilgilenmiştir. Eleştiren görüşlerden bahsederken de aynı yolu izleyeceğim. İsimleri söyleyip daha sonra bu kişilerin söylediklerini doğrudan kendi sözlerini aktaracağım. Eleştiren görüşleri maddeler halinde listelersek birkaç madde sayabiliriz. 1. Köy enstitüleri komünist yuvalarıdır. CHP iktidarı komünistlerin koruyuculuğunu yapıyor. Enstitüler yüzünden dini ve geleneksel değerlerden uzaklaşıyoruz. Sabahattin Ali ve Nazım Hikmet'in eserlerinin okutulması öğrencileri Türk kimliğinden uzaklaştıracaktır. Yapılan eleştiriler genel olarak bu görüşlerin etrafında dönüyor. Osman Yüksel Ser'den geçti. Bu topraklar üzerinde, bu toprağın insanına yabancı, bilgisiz fakat her şeyi ben bilirim iddiasında bulunan ukala bir nesil yetiştiriyorlar. Milletimizin geleneklerini, manevi değerlerini çiğneterek altüst etmeyi amaçladılar. Ali ve Tonguç babalarının dedikleri olsaydı Türkiye belki de bugün Sovyetler Birliği'nin cumhuriyeti olacaktı. Peyami Safa. Türkiye'de komünistler belli kişilerdir. Kendilerinin komünist olmadıklarını söylerler fakat Marx'a olan hayranlıklarını gizlemezler. Komünist Allah'a inanmaz. Komünist geçmişin, tarihin düşmanıdır. Komünist gazete ve yazarlar din ve milliyetçilik lehinde haberleri yayınlamazlar. Çocuklara Nazım Hikmet'in şiirlerini ezberleten, Marksizm hakkında konferanslar verdiren, dergilerinde Marksizm hakkında makaleler yayınlayan köy enstitülerinin komünist yuvaları olduğunu bilmeyen şuurlu Türk aydını yoktur. Necip Fazıl Kısakürek. Köy enstitüleri Anadolu çocuğunu ruh kökünden ayırmak için kurulmuş yaman bir komünizm tezgahıdır. Kazım Karabekir. Köy enstitülerine yalnız köy ilkokullarını bitiren çocuklar alınıyor. Şehir çocuklarının köylere gitmesinin önü kapatılıyor. Halbuki dünyanın her tarafında bunun aksi yönde tedbirler alınıyor. Böyle devam ederse 50 yıl sonra memleket ikiye ayrılmış olacaktır. Köylüler, şehirliler. Bunu engellemek için şehir gençliğinin köylü ile kaynaşmasına gayret gösterilmelidir. Necdet Sançar. Köy enstitülerinde uygulanan sistemin öğretmen yetiştirmekle ilgisi yoktur. Sıvacılık yapan, at nallayan, bitki bakımı yapan insanlar yetiştirilmiştir. Bu hünerlere sahip insana öğretmen denemez. Köy kalkınması bir milli davadır, bir ülküdür. Ülküler kol hünerleriyle değil, vatan sevgisiyle gerçekleştirilebilir. Köyü kalkındırabilecekler ancak gönülleri vatan ve millet aşkıyla dolu ülkücü öğretmenler olabilir. Emin Sazak. Öğretmenlere o kadar yetki veriliyor ki hakim, hekim, ne bileyim, mürşit, peygamber hepsi. Yani bunlar köyün ziraatını takip edecek, askeri işlerde akıl verecek, yani her şeyi yapacak. Öğretmen hangi işi yapacak? Şu işe bakacak, bu işe bakacak, okulda ne zaman çalışacak? Öğretmen, köylülere gelin bakalım, konferans vereceğim, sizi adam edeceğim, selam dur derse o öğretmene ısınmanın imkanı yoktur. Emin Soysal. Köy enstitüleri öğrencileri nitelikli bir öğretmen olmaları için mesleki ve kültürel yönden gelişmelidirler. Mezunları için 20 lira ücret ve 20 yıl mecburi hizmet mantıklı değildir. Köylerde baş öğretmenliğin yalnızca enstitü mezunu öğretmenlere verilmesi haksızlığa neden olacaktır. Öğretmen köyde üretim işiyle uğraşmalıdır. Fakat bu durum onun mesleğini aksatmasına neden olmamalıdır. Şimdi görüşlerden bahsettim. Kafanızda bazı düşünceler uyanmıştır. Son olarak size Osmaniye Düzici Köy Enstitüsü'nden bir öğrencinin yazdığı mektubu okumak istiyorum. Videoyu da bundan sonra sonlandıracağım. Yorum size kalmış. 1. 2. 3. ve 4. sınıflarda gördüğümüz dersler 8 ay sürüyor. Diğer zamanlar ise ameli olarak çalıştık. Çok zorlandık. Başlangıçta 7-8 bina derken 18-20 bina oldu. 4 sene okumadık, inşaatta çalıştık. Sene sonunda bizi toptan sınıf geçirdiler. Geçtikten sonra Gazi Terbiye Enstitüsü'nden mezun öğretmenler bizden bu dersleri istediler. Ancak 9-10 kişi geçebildi. Ben de bu zorluklar sebebiyle okuldan kaçtım. Geri dönmek istedim fakat beni almadılar. Şimdiye kadar köyümde ziraatte çalışsaydım bir şeyler kazanır, çiftçiliği öğrenirdim. Okulda bir şey öğrenemedim, bir mesleğim yok. Şimdi hiçbir iş yapamam ve emir verin beni okula alsınlar. Veya 2,5 senelik amele yevmiyem verin, hiç olmazsa bununla bir iş tutayım.